Başımız yerde yalan var ya. Burada meşhur olmaz. Bak meşhur oldu bak kısmetler aşanlar yanında kapıya. Mevsimsel tamamen hava şartlarıyla ilgili. Sera soğuk olunca mesela şu anda gün Mersin'de salatala hakim olan bölgemiz Mersin bölgesi, Anamur, Gazipaşa o bölge. Bizim buralarda yerli üretim yok zaten salatalıkta şu anda. Havaların soğuk olmasının 15-20 ton salatalık anca geliyor topta Antalya gibi yere bak. Günlük salatalık. Üretim tamamen en az noktada. Bazı ürünlerde az olduğu için onun için fiyatlarda arz taleple ilgili tamamen fiyatların. Onun için bir salatalıkta hareketlilik var yani. Yok mal yok yani. Para etse ne olacak? Mal yok. Şu anda malımız çok az düzeyde yani. Mesela biber çeşitleri. Şu andaki para etmesinin şeyi üretim tamamen az. En az noktasında yani üretimin. Bugün biraz ağır. 4,5-5 lira civarında bugün. O şu anda 6-7 lira civarında silor salatalık dediğimiz döküm az. O da yüksek fiyat ama bunlar 10 gün 15 gün sonra takkadak yerine oturur bu fiyatlar yani. Mesela o diğer biberde olsun, fasulyede olsun çıkış fiyatları ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Fasulye 5-6 lira civarı şu anda. Onlar da olmayan ürünler. Arz taleple ilgili şu anda özel ürünler onlar yani. Ama bir ay sonra fasulye de düşer mesela. Şu andaki en az zamanı. Bu en az üretimdeki en az zaman dediğimiz bu zaman kaç hafta daha sürer? 2 hafta. En fazla 3 hafta. 20 gün sonra salatalık bilhassa salatalık 500 1 liraya 1,5'a düşer yani burada. 20 gün sonra yani fiyatın. Suni yani bu fiyat geçici yani. 2 hafta ya da 3 hafta sonra otomatikman kendiliğine yerine gelecektir zaten. İnsanlar evi ısıtamıyor. Burada köylü mesela 30 dönüm, 40 dönüm, 20 dönüm, 5 dönüm civarında serayı ısıtıyor şu anda. Yani çok zor olay yani bu.
Onun için yani. Ek maliyet getiriyor. Tabii ek maliyet, külfet getiriyor. E salatalığı şimdi hiç baba dönümünden şu anda toplayacağın salatalık 50 kilo 100 kilo. E gün gelecek 20 gün sonra dönümünden 800 bir ton çıkacak bu hasat. 3 güne bir hasat yapılıyor. Şu anda 50 kilo 100 kilo yani üretimi. O kadar düşük yani. Soğuk hava, toprak soğuk oldukça salatalığı vermez. Atıyorum şu salatalığı adam 3 günde topluyorsa 10 günde toplamaya başlıyor. Hani 10 dönüm şeyden 5 kutu böyle 5 kutu çıkıyor. Hani toplayamadıkları için bunları zaten Ankara'ya, İstanbul'a yolluyorlar. Burada zaten karşılamıyor burayı. Ne kadar daha devam eder böyle yüksek fiyat? 15-20 gün daha devam eder, ondan sonra geri düşer. Ürünler çıktıkça düşer geri. Şu salatalıklar biraz şu anda şeyde az olduğu için bu da 15-20 gün sonra, bir ay sonra herkes de çıktığı zaman geri düşme yapar. Diğer ürünlerde domates olsun, patlıcan, domateslerde filan sıkıntılı olan ürün yok. Geri bunların hepsi yavaş yavaş düşer havalar ısındıkça. Yani domateslerde filan yavaş yavaş düşme var. Patlıcanda işte biber biraz biber de yüksek. O bir iki ay daha devam eder böyle. Domatesler falan düşer havalar ısındıkça. Hava şartlarına bağlı. Bakın bugün Şubat'ın 15'i. Antalya ekolojik koşullarına göre Şubat'ın 15'inde eksi dereceleri görmek pek mümkün değildi. Yani zaman zaman ekstrem görülür ama bu sene hava koşulları çok soğuk geçti. Havalar çok sert geçti. Bir de yine kapalı gün sayısı fazla oldu bir ara. Buna bağlı olarak da seralarda sebzelerin gelişmesi biraz yavaşladı. Yani yeterince meyve sebze üretilemedi. Özellikle hıyar gibi soğuğa çok hassas, duyarlı sebze çeşitlerinde ise verim çok hızlı bir şekilde düştü. Bu da arzda bir daralmaya neden oldu. Arz daralmasına bağlı olarak da Antalya pazarlarında hıyarın 7 lira 8 liraya, diğer büyük kentlerde ise 10 liraya 12 liraya tanıdık satılmasına tanıdık dedi. Burada bir spekülasyon söz konusu değildir. Burada da çiftçinin maliyetleri çok artmıştır. Çiftçiler her gece bir dekar sarılı dona karşı bir yana koruyabilmek için yaklaşık 350-400 liralık odun yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu elde ettikleri paranın bir kısmını da maalesef ısıtma masrafları olarak kullanıyorlar. Bu çerçeveden çiftçilerin spekülasyon yaptığını ya da yüksek fiyatlı sattığını algılamak doğru değil. Mart ayı geldiği zaman havaların ısınmasına bağlı olarak ben sebze fiyatlarının düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Bunun nedeni de az önce söylediğim gibi koşullar normale döndüğü zaman bitkiler de normal beslenme şartlarına geçecekler ve daha hızlı verim vermeye başlayacaklar, daha hızlı sebzeler büyüyecek. Buna bağlı olarak da sebze fiyatlarında bir düşme yaşanacaktır.